EOKA ve Enosis, mitatışık. Işık. EOKA, Kıbrıs Mücadelesi Ulusal Örgütü. Kıbrıs'ta Rumların İngilizleri daha sonra da Türkleri adadan çıkarmak ve Kıbrıs'ın Yunanistan'a ilhakını Enosis sağlamak amacıyla kurduğu milliyetçi yeraltı örgütüdür. EOKA nasıl kuruldu? 2 Temmuz 1952 tarihinde Atina'da kurulan Gizli Kurtuluş Komitesi, Başpiskopos Makaryos'un başkanlığında bir araya geldi. Toplantıya Grivas, Yorgas Stratos, Loizidis kardeşler, Kıbrıs asalı General Papadopoulos, Albay Alexopoulos, bir hukukçu ve Atina Üniversitesi'nden iki profesör katıldı. Toplantıda söz alan Grivas, oluşturacağı grubun nasıl olacağını anlatmaya başladı. Grivas mücadeleyi yürütecek örgütün iki gruptan oluşacağını, birinci grubun dağlarda gerilla savaşı verecek gerilla grubu, ikinci grubun şehirlerde ve meskun mahallelerde sabotajlar yapacak sabotaj grubundan oluşturulmasını öneriyor. Bu öneriyi dinleyen Makaryos önce şaşırıyor ve karşı çıkıyor. Kendisinin Grivas'ı kontrol altında tutabileceğini, Grivas'ı kontrol için ayrı bir gücün oluşturması gerektiğini düşünüyor. Ancak toplantıda bulunan general Stratos Makaryos'a karşı çıkıyor, bastırıyor ve bu örgütün kurulmasını istiyor. Makaryos şöyle diyor: "Hiç kimse cesur doğmaz, da daha sonra cesur olunur." diyerek Makaryos'u ikna etmek istiyordu. "Doğru liderlik olursa herkes cesur olabilir." diyerek. Makaryos'u sıkıştırıyordu. 21 Temmuz 1952'de ikinci toplantı yapıldı. Makaryos istemeyerek de olsa silahlı mücadeleye evet dedi. Makaryos'un bu eveti 15 Temmuz 1974'te Nikos Samson'un yaptığı darbe ile adadan İngilizler tarafından götürülmesine sebep olacaktı. Adadan İngilizleri çıkarıp Enosis'i gerçekleştirmek isteyen Makaryos, 1974 yılında Nikos Samson taraftarları tarafından öldürülmekten kurtulmak için İngiliz Argatür üstüne sığınacaktır. Makaryos, Evet dedikten sonra hazırlıklara başlandı. Siyasi ve askeri alanda çalışmak üzere iki ayrı ekip oluşturuldu. Yunanistan başpiskoposu Spyridon kaynatılmadan özgürlük kazanılmaz diyerek çalışmalara destek veriyordu. Aynı tarihlerde 1952'de Kıbrıs'a dönen Makarios, Kıbrıs'ın şehirlerinden çağırdığı yaklaşık 600 ile Levkoşe'de toplantı yapıyor, onlara bir konuşma yapıyor. Konuşmasında adada silahlı mücadeleye evet dediğinden bahsediyor. Etmiyor. Sadece Kıbrıs konusu Birleşmiş Milletler'de çözülmezse mücadelemize başka şekilde devam edeceğiz. Bunun için birçok mücadele yöntemlerine sahip olduklarını söylüyordu. Grivas Ekim 1952 yılında adaya geldi. Şubat 1953 tarihinde adadan ayrıldı. Adada 5 ay kaldı. Grivas Kıbrıs'ta kaldığı sürece Gerilla'nın dağlardaki muhtemel esas ve yedek üst bölgelerinin keşiflerini yaptı gerillanın denizden ve havadan ikmal edebileceği muhtemel esas ve yedek ikmal noktalarını seçti. Ayrıca silah, mühimmat ve patlayıcı maddelerin depolama yerlerini seçti. Gayri nizami harp konusunda son derece tecrübeli olan Grivas bu noktaları çok dikkatli seçiyordu. Çünkü derinliği az olan adada çatışmalar başladığında gerek kendisinin gerekse gerilla ve yardımcılarının bir şekilde adada gizlenmeleri gerekirse Gizli bir şekilde adadan öncelikle deniz yoluyla olmazsa havadan tahliye edilmeleri çok önemliydi. Aksi takdirde kendisiyle birlikte tüm direnişçiler imha edilebilirdi. Arazide ve meskun mahallerde keşif yaparken diğer yandan da kilise etrafından örgütlenen dini derneklere üye olan gençlerle görüşmeler yapıyordu. Grivas'ın görüştüğü bu gençler de Makaryos gibi dindar ve Türk düşmanıydılar. 7 Mart 1953 tarihinde komite Atina'da tekrar bir araya geldi. Bu toplantıda silahlı mücadeleye başlama teyit edildi ve Makarios Enosis yeminini okudu. Diğerleri de hep bir ağızdan tekrar etti. Sonra orada bulunanlar metnin altına ayrı ayrı imzalarını koydu. İlk imzayı Makarios attı. Yemin metni ise şu şekildeydi: Aynı öz ve bölünmez kutsal üçlü Baba, oğul, kutsal ruh adına yemin ederim ki Kıbrıs'ın Yunanistan'la birleşmesi hakkında bildiğim her şeyi hayatımı feda etme pahasına ve en ağır işkenceler altında bile gizli tutacağım, verilen emirlere uyacağım. 13 Mart 1953 tarihinde tekrar toplanan komite, Grivas'ı resmen silahlı mücadelenin komutanı ilan etti. Grivas, 7 Kasım 1954 tarihinde Rodos'tan bir kayıkla denize açıldı. 9 Kasım 1954'te Kıbrıs'a çıktı. Adaya çıkan Grivas, Makaryos'tan eylemleri başlat işaretini beklemeye başladı. 29 Eylül 1954 tarihinde Makaryos, New York'a hareket etmeden önce yakın çalışma arkadaşı Grandiotis ile bir görüşme yaptı. Makaryos, silahlı mücadeleyi başlatmamıştı. Birleşmiş Milletler'in kararını bekliyordu. Makaryos'un beklediği Birleşmiş Milletler kararı Makaryos üzerinde derin bir hayal kırıklığı yaratmıştı. 11 Ocak 1955 tarihinde Larnaka piskoposunun evinde bir araya gelen Makaryos ve Grivas son bir durum değerlendirmesi yaptılar. Yunanistan'da her türlü haberleşme ağı kurulmuştu. Her şey hazırdı. Artık harekete geçme zamanı gelmişti. Eylemlere 1 Nisan gününde karar kalındı. 31 Mart 1955'te gece yarısından sonra adanın değişik kentlerinde 16 patlama oldu. EOKA eylemleri fiilen Kıbrıs'ta başlamıştı. Ertesi gün EOKA ilk bildirisini yayınladı. Bildiri metni Allah'ın yardımı mücadelemizi olan inançla ve Kıbrıslıların yardımıyla zafere ulaşacağız. İngiliz zulmünü bertaraf etmek için mücadeleyi başlatıyoruz. Özgürlüğü kendi elimizle kanımızla kazanacağız. Bildirinin altında Eoka lideri Digenis imzası vardı. Grivas kendisine Digenis Akritas adını yakıştırmıştı. Akritas ismi daha sonra da Anadolu Türklerini imha etmek için hazırlanan planın ismi olmuştu. Akritas planı. Grivas adada eylemlere başladığı sırada İngilizler dikkatini Süveyş bunalımına vermişti. Bu nedenle adada Etka'nın eylemleri 1956 yılında en üst seviyeye çıktı. 1957 yılında İngilizler gerçekleştirdikleri operasyonlarla EOKA'nın etkisini önemli ölçüde zayıflattı. Örgütün özellikle dağlık bölgelerdeki Trados dağları, sığınak ve depoları imha edildi. Makaryos, 9 Mart 1956 tarihinde Şeysel Adalarına sürgüne gönderildi. Mart 1957 tarihinde serbest bırakıldı. EOKA eylemleri bir süre kesildi. Ancak 1958 yılında Kıbrıs Türk mucahitleriyle çatışarak tekrar ortaya çıktı. Türk köylerine saldırılar düzenleyerek silahsız Türkleri katletmeye başladı. Sıkışan Makaryos ENOSIS yerine Kıbrıs'ın bağımsızlığından yana olduğunu açıkladı. Mart 1959 yılında ETKA üyeleri için af çıkınca gönülsüz de olsa Grivas adadan ayrıldı. Örgütü dağıttı. 1960 yılında Bağımsız Kıbrıs Cumhuriyeti kuruldu. Adaya Türkiye, İngiltere ve Yunanistan garantör ülkeler oldu. Adada Türk ve Yunan alayları bulunacak. Türk kuvvetleri alayı 450 kişi, Yunan alayı 2000 kişi. Adada katliamlar bir süre azaldı ancak 1963 yılında adada yaşayan Türklere saldırılar yoğun bir şekilde başladı. Grivas tekrar adaya döndü. Bir süre Kıbrıs Ulusal Muhafız Birliği'nin komutanlığını yaptı. Sonra Yunan hükümeti tarafından geri çağrıldı. 1971 Enosis'i gerçekleştirmek EOKA birliği kurmak üzere gizlice adaya geri döndü. Türk köylerine saldırarak Türkleri imha etmeye ve onları göç ettirmeye, evlerini köylerini terk etmeye zorladı. Makaryoz, adadaki Türk nüfusunu azaltmak için bilinçli olarak adadan ayrılıp Londra'ya ve Türkiye'ye göç etmek isteyenlere para ve pasaport vererek bu göçü hızlandırdı. Makaryoz'un en büyük hayali Enosis'i gerçekleştirmekti. Onun en büyük arzusu Kıbrıs adasının Yunanistan'a bağlanmasıydı. Makaryos şuna inanmak istemiyordu. Türkiye'ye rağmen bunun olamayacağına inanmıyordu. Makaryos ve Grivas'ın en büyük hedefi adadaki Türklerdi. Eoka'ya alınan bütün silah ve mühimmatın parasını Makaryos veriyordu. En büyük silah tüccarı Avdilis isimli İtalyan silah tüccarıydı. Avdilis, onlarca silahı deniz yoluyla getirerek Eoka'ya veriyor, parasını da Makaryos'tan alıyor ve Kıbrıs adasının en güzel yerinde yaptırdığı lüks villasında gönlünce yaşıyordu. Haftanın belli günlerinde Grivas, Makaryos, Avdilis'in lüks villasında toplanıp şarap kadehlerini Eoka'nın katlettiği Türkler için kaldırıyorlardı. Grivas, 4 Haziran 1959 tarihli mektubunda Makaryos'un kendisine daima destek verdiğini, EOKA'yı kurmak için Kıbrıs'a çağırdığından söz ederek tetiş örgütüne silah ve para yardımı yaptığını açıklamaktadır. Nitekim 1955 yılında Grivas'a eylemlere başlama emrini Makaryos vermiştir. EOKA 1963 yılında Türklere saldırıları artırmıştır. 103 Türk köyünü yakmıştır. On binlerce Türk'ü göçe zorlamış, 500'den fazla Türk'ü katletmiştir. EOKA, Kıbrıs Türklerini köleleştirmek istemiş, kabul etmeyenleri imha etmiştir. EOKA, Enosis'i gerçekleştirmek isteyen bir cinayet ve terör örgütüdür. Kıbrıs'ı unutmayalım. Kıbrıs, Akdeniz'de bir uçak gemisi gibi duran ön Asya'nın anahtarıdır. Kanlı Noel Olayları EOKA, 20 Aralık 1963'te Kıbrıs Türklerine karşı silahlı saldırılar başlattı. Olaylarda toplam 363 Kıbrıslı Türk hayatını kaybetti. 174 Kıbrıslı Rum öldürüldü. Başlangıçta 30 Türk köyü saldırılara maruz kaldı. Toplamsa 103 köye saldırılar düzenlendi. Köylüler göç etmek zorunda kaldı. Ayvasıl bölgesinde Türklere yapılan saldırılardan sonra yapılan kazılarda içerisinde 14 günlük bebeğin ve 70'lik ihtiyarların bulunduğu 21 kişinin cesedine ulaşıldı. Cesetlerin bazılarının canlı olarak çukura atıldığı belirlendi. Bu çukurlar 14 Ocak 1964 Birleşmiş Milletler Barış Gücü tarafından açıldı. Lefkoşe'nin kumsal kesiminde 11 kişi öldürüldü. Bunlardan 4'ü Kıbrıs Türk Kuvvetleri alayında görevli Doktor Binbaşı Nihat İlhan'ın eşi ve 3 çocuğuydu. Nihat İlhan'ın evinin banyo küvetinde eşi Mürüvvet, çocukları Kutsi ve Hakan başlıca katledildi. Evde Binbaşı Nihat İlhan'ın ailesinden başka ihtiyar ev sahipleri de vardı. Baskının yapıldığı ev daha sonra Barbarlık Müzesi olarak ziyarete açıldı. Bütün bu katliamlar yapılırken Türkler de boş durmuyor, onlar da kendilerini korumak için TMT, Türk Mukavvet Teşkilatı'nı kurmuşlardı. Aslında kimse uyumuyordu.